milyonların beklediği torba yasa çalışmalarında sona gelindi. Son günlerde meclis gündeminde yer alan geniş kapsamlı bir kanun teklifi, çalışma hayatı ve ekonomik düzenlemeleri içeriyor. İlk aşamada 86 maddeden oluşan yasa tasarısının 42 maddesi kabul edilmişti ancak henüz gündemde olan maddeler bulunuyor. Öne çıkan konular arasında sigorta primi teşviki, kademeli emeklilik, ev kadınlarına emeklilik ve 3600 ek gösterge ile taşeron işçilere kadro gibi önemli düzenlemeler bulunuyor. TBMM Genel Kurulu'nda çalışma hayatını ilgilendiren düzenlemeler üzerindeki çalışmalar sürerken özellikle 3600 ek gösterge konusu yakından takip ediliyor. Bu düzenleme, yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiriyor ve yasalaşması halinde memurların maaş hesaplamalarında önemli bir rol oynayacak. Daha önce polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerine verilen 3600 ek gösterge düzenlemesi, şimdi birinci kademeye gelen tüm memurları kapsayacak şekilde genişletiliyor. Kademeli emeklilik konusu da gündemde önemli bir yer tutuyor. EYT düzenlemesiyle birçok çalışanın emeklilik hakkı kazandıktan sonra gözler, EYT kısmi emeklilik ve kademeli emeklilik konularına çevrildi. Yasalaşması halinde, 1999 ile 2008 yılları arasında çalışanlar kademeli emeklilikten yararlanabilecekler. Taşeron işçilere kadro konusu da yakından takip ediliyor. İlk olarak 2023 yılında duyurulan 90 bin taşeron işçisine kadro düzenlemesinde sona yaklaşılıyor ve bu düzenleme, torba yasa görüşmeleri çerçevesinde ele alınıyor. SSK Bağkur Prim eşitlemesi de torba yasada yer alması beklenen düzenlemelerden birisi olarak dikkat çekiyor. Bu düzenleme ile Bağkurlu vatandaşların prim ödeme gün sayısı düşürülecek ve SSK'lılarla eşitlenmesi sağlanacak. Son olarak, ev hanımlarına emeklilik konusu da gündemde önemli bir yer tutuyor. Ev hanımlarına yönelik prim desteği ve isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kurularak, ev hanımlarının emeklilik hakkına kavuşması sağlanacak. Tüm bu düzenlemeler, çalışma hayatı ve ekonomik düzenlemeler açısından önem taşıyor ve meclis gündeminde geniş bir yer kaplıyor.